24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümü. Şu soykırım demeyelim, bunun bize faydası yok. Sınırlarımızı yetinelim. Biz başka ülkelerden toprak istersek biz nasıl barışı yaşayacağız falan deyip peş peşe yani devlet armasından Ağrı Dağı'nın çıkarılması, toprak talebinin Azerbaycan Türkiye'den geri alınmasına dahil Paşinyan'ın attığı olumlu adımlar vardı. Fakat gelinen son noktada İngiltere'de bir araya gelindiğinde Aliyev ve Paşinyan görüşmesi gerçekleşmedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde Şuşa'da düzenlenen, Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Global Medya Forumu'nda sorduğum bir soruya yanıt verdi demiştim. Ki o zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani Paşinyan doğru yolu buldu gibi, hani umarım bu doğru yolda ilerlemeye devam eder diyordu. Fakat an itibarıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev o beklentinin, yani bu sene tamamlanmadan barış anlaşması imzalanacak beklentisinin altının boşaltıldığını, bakın nasıl aktardı soruya verdiği yanıtta, Amerika ve Fransa cesaretlendiriyor, silahlandırıyor diyor ve umudunun kalmadığını, imser olmadığını söylüyor. The idea was after Karabakh deal is done. Paşinyan çelişkili adımlar atıyor. İngiltere'de benimle görüşmeyi kabul etmedi. Barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanması konusunda artık iyimser değilim. Müzakereler sürüyor. Barış anlaşmasının metninin yaklaşık %90'ı üzerinde mutabakat sağlandı. Ermenistan'ın anayasası değişmelidir. Bu onların iç işlerine karışmak anlamına gelmiyor. Ermenistan anayasasında bağımsızlık bildirgelerine atıfta bulunuyor. Bu bildirgelerde ise Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde madde var. İlerleyen zamanda düşüncelerini değiştirdi. Bizi Eylül 2020'de attığımız adımların benzeri adımlar atmaya zorlamasınlar diye anayasalarını değiştirmeliler.